Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kanarya Sesi TV'den Erol kardeşime misafir oldum. Yavrularını almış, üretimi devam ediyor. Bir genel değerlendirme için ziyaretine geldim. Kısa bir video çekelim dedik Erol kardeşimize hatıra olsun diye kanalına. Özellikle kanarya alırken nelere dikkat edilir konusu amatör arkadaşlar için. Bu konulardan bahsedersek daha iyi olur Erol kardeşim. Ben de onunla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Şimdi kanarya alırken öncelikli olarak hangi amaçla aldığımız birinci sırada önemli. Eğer evimizde bir ses olsun, bir nefes olsun diye düşünüyorsanız düzgün, güzel öten bir kuş alıp bunu tek başına besleyebilirsiniz. Ama biraz daha profesyonel anlamda, biraz daha üretime dayalı düşünüyorsanız biraz daha kriterler değişiyor. Nasıl değişiyor kriterler? İşte alacağımız kuş, üreteceğimiz, belki ileride yarışmalara katılacağımız kuşlar olabilir. Hangi kuşu besleyeceğimiz çok önemli. Önce kuşlarla ilgili fikir sahibi olmak. Kanarya beslemeye yeni başlayacaksanız çok özel ırklar var ama beslemesi, üretmesi daha zor olan ırklar. Bunları ilk etapta çok tavsiye etmiyoruz. Biraz daha işte daha küçük ırklardan başlarsanız çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü kuş evet bir yemini suyunu veriyorsun ama bunun arka planında tüy zamanı, tüyden çıkma dönemleri, eşi hazırlama dönemleri, fon tutma dönemleri var. Bu dönemler biraz daha sancılı olabilir. O yüzden daha küçük ırklardan başlamanızı ilk etapta tavsiye ediyoruz. Ne olabilir mesela? Türkiye'de çok yaygın olarak beslenen Gloster kuşu var. Gloster kuşu olabilir. Bunun haricinde renk kuşları, özellikle boya gerektirmeyen sarı lipokromlar, beyaz lipokromlar, sarı mozaikler, renk kuşu eğer beslemek istiyorsanız. Özellikle sarı renkte ve boya gerektirmeyen düz renklerden besleyebilirsiniz. İlk etapta amatör arkadaşlara bunları tavsiye edebiliriz. Görüntü olarak mesela bazı kuşlar çok güzel görünür ama boya problemleri olabilir. Yani boyamanız gereken dönemler vardır. Bunları yapamayabilirsiniz ilk etapta. İstediklerinize ulaşamadığınız zaman şevkiniz kırılabilir. O yüzden boyasız, çok iri olmayan ırklarla başlamanızı tavsiye edebiliriz. Öncelikli olarak dediğim gibi besleyeceğimiz kuşa karar verdikten sonra nereden temin edeceğiz? Bunları tabii pet shoplardan, güvendiğiniz, size yakın olan, girdiğiniz zaman bulunduğu ortam güzel, temiz, nezih olan, özel ürünler satan yerleri tercih etmenizi tavsiye ederim pet shoplardan. Ama ulaşabiliyorsanız üreticilerden daha asil olan veya daha bozulmamış ırklardan almanız daha doğru olur. Çünkü dışarıda birbirine benzeyen, renk olarak birbirine benzeyen ama gerçekte orijinal olmayan kuşlar olabilir. Bunları amatör arkadaşlar maalesef bazen bilinçsizce veya bilmeyerek veya bilerek ürünü pazarlamak adına farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bir üretici ya da güvendiğiniz pet shoplardan temin etmeniz daha doğru olur. Besleyeceğimiz ırka karar verdikten sonra ikinci aşamamız kimden alacağımız ve kimden alacağımızdan sonra da aldığımız kuşun sağlıklı mı, üretken mi olduğuna kanaat getirmemiz lazım. Sağlıklı bir kuş çevresine duyarlıdır. Bir yerde tünekte veya yerde bir yerde oturup tüylerini kabartarak hareketsiz şekilde durmaz. Yerinde duramayacak şekilde tünekten tüne hareket eder. Yeme, suya karşı duyarlıdır, hassastır. Bu şekilde kuşu gözlemlememiz lazım. Yani size şu kuşu ben sana tavsiye ediyorum bunu al demek yerine siz kendiniz gözlemleyerek seçeceğiniz kuşu kendiniz gözlemleyerek almanız daha doğru olur. Daha sonra sıkıntı yaşamamak için. Çünkü bizim zamanımızda ilk başladığımız dönemlerde dişi diye aldığımız kuşlar erkek çıktı, erkek diye aldığımız kuşlar dişi çıktı. Yani geriye dönüş yaptığınız zaman karşınızda muhatabınızı bulabilmeniz lazım. Alırken ya ucuza buldum aldımdan ziyade size problem çıkarmayacak şekilde almanız daha doğru olur. Ve sağlıklı olması hem vicdan azabı çekmemeniz için hem de kandırıldım moduna girmemeniz için sağlıklı olması ve karşınızda tekrardan muhatabınızı bulabileceğiniz kişileri tercih etmeniz daha doğru olur. Dediğim gibi sağlıklı kuş kendini belli eder. Yeme, içmeye veya çevresine karşı duyarlı olur. Üçüncü olarak da bunu nerede besleyeceğiz? Nasıl bir ortamda besleyeceğiz? İşte kafesi çok küçük olmayan, çok abartılı büyük olmayan, çünkü burada hayvanın bütün bir ömrü belki bu kafesin içinde geçecek. O yüzden kafesinde çok küçük olmadan hayvanın içinde rahatlıkla yaşayabileceği bir ortam olması lazım. Bunları temin ettikten sonra kuşun birinci besin kaynağı yem. Yani kuşlar, özellikle kanaryalar ve muhabbet kuşları da aynı şekilde tohumlarla beslenirler. Yani bazı bitkilerin tohumlarıyla beslenir. Bu tohumlarla besleyeceğimiz için birinci besin grubu
tohumlar olmalı. Yani bunlar tohum yiyen hayvanlar. Alacağımız yemlerin özellikle kaliteli yemler olmasına, hatta markalı, üzerinde son kullanma tarihi olan yemler olmasına dikkat etmemizde fayda var. Bunun haricinde aldığımız kuşu ilk zamanlarda yem, eğer vermek istiyorsanız yeşillik veya mama şeklinde vermek istiyorsanız haftada bir olacak şekilde ve aşırıya kaçmayacak şekilde yeşillik çok küçük dozlarda ve yine aynı meyve olabilir. Çok küçük dozlar şeklinde ve haftada bir çok abartıya kaçmadan. Çünkü bunu verdiğiniz zaman yer bunu çok seviyor diye devamlı verirseniz sindirim sistemiyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Peki alacağımız kuşu eğer sadece evde ses olsun diye değil de ciddi anlamda meraklanıp biraz daha işi profesyonelliğe dökecek şekilde üretim amaçlı eğer düşünüyorsak o zaman da yine aynı şekilde sevdiğimiz, beğendiğimiz bir ırkı tercih etmemiz lazım. Ama bu bizim ilk deneyimimiz olacaksa yine bakımı, beslenmesi zor olan ırklardan ziyade biraz daha bizi yormayacak ırklarla devam etmekte fayda var. Az önce saydığım birkaç tane örnek olarak verdiğim kuş vardı. Renk kuşları ya da Gloster cinsi, North Hollandis cinsi, Japon Hosso gibi ırklarla başlarsak daha rahat şekilde bizi üzmeyecek sonuçlarla ilk aşamamızı atlatabiliriz. Daha ikinci aşamaya geçtiğimizde daha iri olan işte kırmızı gözlü mesela bazı kuşlar vardır. Kırmızı göz kuşlar bakımı, beslemesi, yavru alması daha zordur. Çıkan yavruların yaşama ihtimalleri daha düşük olabilir. Bu tür daha zor ırklara geçebiliriz. Ama ilk etapta her zaman için daha rahat beslenen ırklarla başlamak sizin için daha iyi olacaktır. Eğer böyle bir şey düşünüyorsak, yani üretim amaçlı düşünüyorsak, o zaman benim size birinci tavsiyem, gidip görerek üreticinin kümesinden kuş edinmeniz daha doğru olacaktır. Gidip kümesini görerek ne tür kuşlar ürettiğini, sonuçların ne olduğunu, elindeki kuşların bu standartlara uyup uymadığını, çünkü bu tür şeyler de oluyor maalesef. Adam Gloster besliyor, misal olarak söylüyorum. Adam Gloster besliyor ama elinde farklı kuşlar da besiyor. Bakıcı olarak kullandığı kuşlar oluyor. O yüzden gidip bizzat kümesten görerek almanız daha doğru olur. Ve alacağınız yavruların da orijinale yakın yavrular olması veya orijinal olması kaçınılmaz olacaktır. Farklı şekillerde olumsuzluklar olabiliyor. Görmeden mesela resimden veya videolardan kuş almalar oluyor maalesef. Bu tür şeyler sonra bize ulaşıyorlar. Abi işte kuşu böyle aldım, böyle çıktı, yavrusu şöyle oldu gibi. Ya o tür durumlarda geriye dönük yapılabilecek bir şey olmuyor. O yüzden dediğim gibi eğer üretim amaçlı, profesyonelliğe adım atacak şekilde üretim amaçlı düşünüyorsanız birinci önceliğiniz bence üretimhanelerden, üreticilerden kuş temin etmeniz daha iyi olacaktır. Sizi fazla yormadan, zorlamadan bu şekilde temin etmeniz ileriki aşamalarda size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü alacağınız yavruları bir sonraki sene tekrardan damızlık olarak üretimde kullanabilirsiniz. Sürpriz sonuçlarla karşılaşmamak için. Evet, şimdi ilk etapta arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kuş temini ve kuşun beslenmesiyle ilgili ilk bilmemiz gerekenler bunlar. İşin içine girdikçe tabii çok detaylı bir iş. Yani üretimi, tüy dökümü, beslenmesi, hastalıkları vesaireleri gibi çok detaylı bilgiler olan bir platform, kuşçuluk platformu. Bunları tabii bir videoya sığdırmak mümkün değil. Bu arada ben kimim? Ben Yakup Can. Kendime ait bir amatör YouTube kanalım da var. Orada da bazı bilgi paylaşımları, farklı kuşların ırk tanıtımlarını vesairelerini paylaştım. Kendime ait Yakup Can olarak bir kanalım da var. Erol kardeşimle de inşallah bundan sonra işbirliği yaparak biraz daha kuş camiasına faydalı olmaya çalışacağız. Bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Sorulara yönelik bazı videolarımız olacak. Yani kafanıza takılan, sormak istediğiniz konularla ilgili videolarımız olacak. Bunları da dediğim gibi videonun altındaki yorumlara soru olarak atabilirsiniz. Bilgilendirici ve detaylı videolar atmaya çalışacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.